Şimdi Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü bir kule var. Eyfel Kulesi deniyor kendisine. Şöyle boylu boyunca uzanır. Adeta şehrin incisidir. Hani bizde onlardan çok çok var güzellikte. Fakat bu da işte onların bir tane çok sevdiği kuleleri. Hangi şehrimizde böyle güzellikler olduğunu düşünüyorsun acaba? Her yerimizde. Peki. Bizim Galata Kulemiz var. Kız kulemiz var, kulelerimiz bizim. Yani bu tabii ışıl ışıl harika bir şey gözüküyor. Peki, kule personeli işletmeci şirketin mali politikalarını protesto için greve gitti ve tam bugünlerde. Kimse de bir şey diyemiyorlar. Evet, çünkü bunun içinin gezilmesi çok hikaye. Tam ayaklarından başlayan asansörler var, yukarı doğru çıkıyorsun en tepede, hatta restoranı falan var. Fakat hal böyle olunca... Değil, beleş değil affedersin. Euro euro. Dolayısıyla kapandı şu anda. Kulenin içi gezilemiyor. Kimse bir şey diyemiyor. Açın demiyor mu yönetim? Açamadılar. Çünkü mali politikaları burada eleştiriyorlar. Sendika falan ve diyorlar ki biz paramızı isteriz. Aynen. Atıyorum 100 euro alıyorlarsa işte asgari olarak diyorlar ki biz 200'e çıkartın bunu açalım. Tam da bir yılbaşı zamanı. Daha doğrusu da Noel, Christmas onlar için daha önemliydi. Çok kıymetli. Şıkır şıkır. Ama işte giden onlarca gidiyor. Onlarca turistin gittiği ama Eyfel'i bir görelim, tepesine çıkalım, bir Paris'e bakalım, bir fotoğrafımız olsun hikayesi birazcık yalan oldu. Bir de 27 Aralık'ta kulenin tasarımcısı Gustave Eyfel ölümünün 100. yılı kutlanacakken tam o gün bıraktılar. Çünkü başka türlü bırakamazlardı. Ölümünün 100. yıl dönümünü kutlayamadan kulede. Üzücü. Oraya giden turistler için gerçekten üzüldüm ama bir daha giderler. Paris her zaman gidiliyor biliyorsun. Bak biliyor musun? Demek ki affedersiniz kuleyi Murat Güloğlu diye bir tip yapsa Güloğlu Kulesi mi olacaktı orası? Yani... Eyfel Kulesi. Aynen öyle. Eyfel Kulesi'nin mimarı aynı zamanda nereye yapmış biliyor musun? Bu Özgürlük Fransız mimar. Evet, aynı zamanda Amerika'daki ünlü Özgürlük Heykeli'nin de armatürünün tasarımcısı. Yazık gitti Euro'lar. Ey Fransa ne yapacaksınız acaba? 2024'de biraz böyle cari açıklarla girecekler. Üzülüyorum Fransızlar evet, için. Bu arada Fransa'da yaşayan kardeşlerimize bir bonjourumuzu eksik etmeyelim. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci à toi. Günaydın. Evet. Peki.